Tamam. Şimdi burada klon taklidi hocam. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead diyorsun. Lan hepinize selamlar. Birkaç ay önce meçhul videosu attığım zaman altına birkaç tane yorum gelmişti. İşte klonların fake taklidini yaparak kurbanları korkutabilirsin gibisinden. Çok basit bir olay değil, her maçta iki kez falan anca denk getirebilirim diye düşünüyorum ama eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bu tarz troll bulletleri seviyorum biliyorsunuz ki. Şimdi aslında bu fake taklidi için tek bir perk yeter aslında, şu gördüğünüz sinsi perk'ü. Ama ben birkaç tane daha bir şey ekledim, neden eklediğimi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, hiç bilmeyen varsa direkt mantığından bahsedeyim. Bu karakter haritanın belli başlı bölümlerine klon bırakabilir. Klon bırakma süresi dolduğu zaman o olduğu yere direkt olarak bir klon bırakmış oluyor. Ve bu bıraktığı klonlara da ışınlanabiliyor. Şimdi kurbanların bu klonları devre dışı bırakması gerekiyor. Çünkü işte atıyorum bir yerde jeneratör yapıyorsa ve yanında klon varsa katil direkt klona ışınlanıp o kurbana hasar verebilir. Kurbanlar da bunu istemediği için klonları devre dışı bırakmaya çalışıyorlar genelde. Mantıklı bir şekilde. Doğru olanı bu zaten. O yüzden işte ne bileyim jeneratör, totem ya da kancaya astığımız bir kurbanın herhangi bir kısmı gibi yerlerde şu gördüğünüz sinsi perkünü kullanarak AFK bırakacağım karakterimi. Bu perk şu işe yarıyor. Olduğumuz yerde 2 saniye sabit kaldığımız zaman hareket edene veya eylem gerçekleştirene kadar tespit edilemez durum efektine giriyoruz. Yani kalp atış sesimiz olmuyor, kızıl lekemiz olmuyor. Haritadaki diğer klonlardan hiçbir farkımız olmuyor dümdüz durduğumuz için. Böylece kurbanlar da hangisi gerçek, hangisi klon anlayamıyorlar. Tabii dediğim gibi bir yerden sonra anlayacakları için artık hiçbir klona yanaşmamaya başlayacaklar büyük ihtimal. Yine de ben elimden geleni yapacağım. Özellikle yüksek ranklarda olduğumuz için bu tarz troll olaylara çok ayık oluyorlar genelde. Ama bakalım. Şimdi tüm olayımız dediğim gibi bu perk. Ama birkaç kombin yaptım. İkinci perk'üm okyanusun çağrısı. Jeneratörlere tekme vurmak bizim için önemli. Nedenini anlatacağım. Bu perk de şu işe yarıyor. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra 60 saniye boyunca o jeneratör normal hızın %125 kadarı geriliyor. Aynı zamanda bu jene tekrardan gelip bir kurban oturursa ve skill check tutturursa o jeneratörün tamir edildiğini anlayabiliyoruz. Şimdi diyelim yüksek bir jen var, tamam mı? Ben bu jeneratöre tekme attım. Jeneratör hızlı bir şekilde gerileyecek. Jeneratör gerilerken ben de jeneratörün çok dibinde değil de biraz orta mesafesinde durup AFK taklidi yapacağım. Klon taklidi yapacağım. Kurban da şey düşünecek. Kalp atış sesi gitti, tamam. Demek ki bu uzaklaştı. Jeneratör de yüksek. Ben geri dönüp jeneratörü bitireyim mantığında olacağı için. Yani öyle olmasını umuyorum. Ya gelip hani klonu bozmaya çalışacak. Beni def etmeye çalışacak. Ya da gidip jeneratöre oturacak tekrardan. İki ihtimal de benim işime geliyor. Çünkü şöyle bir perk'üm daha var. Bu perk de şu işe yarıyor arkadaşlar. Bir jeneratöre tekme attıktan sonraki 30 saniye içerisinde o jeneratöre tekrardan oturan ilk kurban çığlık atıyor ve 4 saniye boyunca yerini belli ediyor. Aynı zamanda 60 saniyeline de tek yiyor. Yani az önce anlattığım olayı yapmaya çalışırsa bir kurban, benim bozduğum jeneratöre gelip tekrar oturursa, klon taklidinden çıkıp direkt olarak o kurbana tek atacağım. Yalnız dediğim gibi işte bu perk, şu perk veya birazdan anlatacağım Noet perk'ü falan, bu build'in tamamen yan olayları. Asıl olayımız sinsi perk'üyle klon taklidi yaparak kurbanları korkutmaya çalışmak. Bunlar hani denk gelir mi denk gelmez mi bilmiyorum. Sadece ekledim ekstra troll olsun diye. Bu perk ne işe yarıyor? Önce onu anlatayım. Tüm jeneratörler bittikten sonra hareket hızımız %4 artıyor ama bizim için önemli olan kısım bu değil. Bizim için önemli olan kısım, Evsun totemimiz kırılana kadar bütün kurbanlara tek atabiliyoruz. Peki bu perk ne işimize yarayacak? Tüm jeneratörler bittikten sonra kapılardan birisine gidip klon taklidi yapacağım kapıların orta mesafe uzaklığında. %50 şansım var artık, benim olduğum kapıya gelirlerse ve fake olduğumu anlamazlarsa direkt olarak o kurbana tek atacağım. Bu arada harita olarak RPD attım arkadaşlar. RPD ya da hastanede yapılması gerekiyor bence bu troll olayının. Çünkü açık haritada kurbanlar sizi uzaktan görebildiği için bir jeneratöre tekme attıktan sonra jeneratörün yanında klon taklidi yapmaya çalıştığınızı anlarlar uzaktan gördük için. O yüzden böyle kapalı haritalar çok daha iyi oluyor. Eklentilerimde de ilk eklentim çizim denemesi. Özelliğimizin patlama alanına temas eden kurbanlar 20 saniyenin bir haber durum efektine giriyor. Yani bizim kalp atış sesimizi falan duymuyorlar. Bu da bize şunu sağlayacak. O kurbanı az bir şey kovalıyor gibi yapacağım. Sonra o kurbanı bırakacağım. O kurban peşinde olup olmadığımı anlamayacak. Biraz paranoya yaşayacak yani. Ben de o sıra başka bir yerde klon taklidi yapacağım. İkinci eklentimde ayak izi kalıbı. Bir kurban güçsüz düştüğü zaman, yani özelliğimizin patlama alanına değdiği zaman, sıradaki halüsinasyonumuzun oluşması için gereken süreyi 15 saniye azaltıyor. Bu eklenti bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Haritada ne kadar fazla klonumuz olursa bizim için o kadar iyi. Tabii sınırsız klon bırakamıyoruz. Ama en azından hızlı hızlı bırakabileyim ki klonlarımı. Kurbanlar hangisi gerçek hangisi fake anlayamasınlar. Gençler bir 10 saniye durdurdum videoyu. Bazılarınızın aklına şu takılabilir. Gördüğünüz gibi üstüme giydiğim kıyafet meçhulün normal kıyafetinden farklı. Fakat bu herhangi bir şeyi engellemiyor. Ben hangi kıyafeti giydiysem klonum da aynı kıyafetle spawn olmuş oluyor. Bunu özel oyun girip denedik zaten, SS'de görüyorsunuz. O konuda herhangi bir şüphe olmasın yani aklınızda. Macmillan'ın parmağıyla RPD rozetini gördün.
Arkadaşlar Allah belamı versin ki şu moda girdiğimden beri hiçbir kurban takımının harita attığını görmedim. Size yemin ederim, bakın videolarım var, açın bakın. Killer tarafında bir kere map atılmıştı ama kurban tarafının hiç map attığını görmemiştim. Hep puan atıyorlardı. Adamı Magnum atası tutmuş. Ben vallahi billahi artık yani iyi bari Allah'tan %50'yi verdi de oyun sağ olsun acıdı bana. Magnum'un gelseydi çok zordu işimiz. Hatta belki denemeyebilebilirdim yani. Şimdi arkadaşlar önce maçın başını biraz normal oynayacağım. Çünkü adamlar hemen hani bu ne ortalık çok sessiz, bu AFK falan olaylarına başlamasınlar. Ayrıyetten klonlarımızı da bırakmamız lazım zaten belli başlı yerlere. Aha, ne yapıyorsun lan? Vuramadık. Şöyle bir tane vuralım, güzel. Selamlar hocam. Enti'ye. Bu jene devam mı ediliyor? Güzel. Seni burada alırım ki mümkün değil kaçman. Mükmün değil ya kaçman. Bekle özelliğim gelsin. Güzel dodge. Aa, bakarak kurtuldu. Güzel, akıllıca. Yetişebilir mi oraya? Tamam, şimdi şunu bir asalım. Çok iyi ya. Tamam, şimdi burada klon taklidi hocam. Hadi bakalım. Beni bozamazsın kardeşim, ne yapıyorsun ya? Nancy'cim bir tık zortlatmış olabiliriz seni, kusura bakma. Çok iyi. Aaa, niye vurduysam. Ah lan Nancy. Buh. Çok iyi, çok iyi. İyi başladık, iyi başladık. Direkt maçın başına bir tane yutturduk. Şahane oldu. Belki Jen'e oturup tek yemedi ama olsun. Mantığı anladınız arkadaşlar. Şuraya bıraktım ama Nancy alındı. Bakalım bu tarafa gelen olur mu? Evet, healladı Nancy'yi. Jen'e oturdular. Dur dur. Nereye kaçıyorsunuz lan? Ben şu üstteki klonuma bir ışınlanayım. Neyse'cim merhaba. Şöyle. Şuraya geçtim bakalım. 30 saniye içerisinde Jen'e oturması lazım. Belki geri gelir. Ne yaptın Nancy? Nancy man! Ne yapıyorsun lan? Eşek! Eşek ne yapıyorsun? Güzel, ikidir Nancy'ye denk geliyor arkadaşlar. Trollümüz. Ne yaptın? Kıvrak falan mı var? Ne var? Varmış evet. Bıh. Hit miydi tartışılır. Tartışılır arkadaşlar. Gamer'ın bir dürüst bir kurumdur biliyorsunuz ki. Kuzeni az bir şeyler halletmişler. Bir dakika. Şöyle. Ulan buraya klon bıraktı. Bir dakika. Dur kapılarını kapatmayalım. Şöyle yapalım. Tamam. Belki gelir birisi. Birisi klon birisi gerçek bakalım. Okey yok, buraya gelen olmadı. Alo. Ablacım ne yapıyorsun? Nuri babacım. Vuramadık. Bu ne yapıyor? Oğlum trolle şey yapma. O sen ne ara iyileştin lan? Ben bunu... Uf, enti. Merhaba. Şurada fena yaparım aslında o trolü de şu an. Uhuhu, ne sekti lan? Ya gelme işte gelme. Anladılar ya burada yapacağımı. Merhaba Nancy. Uf, vuramıyordum lan az daha. Hemen Jen'in oraya ışınlandım. Okey. Bakalım. İki tane var burada. Yanlışla mouse'u hareket ettireceğim diye çok korkuyorum. Çünkü yana dönersem görecekler. Geldi biri. Klonu bozuyor. Bıh! Sen ne yapıyorsun lan? Kerata. Ha? Yüzüme bakarak kurtulduğunu sanıyorsun ama ben aslında bilerek öyle yaptım. Çok iyi lan. Ne yaptın? Atsın onu at. Ah lan, vururum dedim de vuramadım. Ama bunu vururum. Alttaki cam bitti. Hepsi yaralı lan, hepsi yaralı var ya. Uhuu. Burada yapabilirim belki de. Bu beni görür mü? Lan bu ölmüş. Allah kahretsin. Ace ne yaptın lan? Belki buraya tekrar gelmek isterler bilmiyorum ama. Bahçedeki kapıyı açtılar. Aha gel lan gel. Şş, gel 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 gel. Onu bozma, bunu boz. Onu bozdu. Gel buna da gel. Gel 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 gel. Anladın mı lan? Yok yok şey değilim. Merhaba. Hocam kolay gelsin vallahi. Değilim ki. Değilim değilim, bak fake atmaya çalışıyor da değilim. Gel gel şu kapıyı aç. Şş, şuradakini gel lan. Lan gel gel. Allah'ın belası. 2 saniye şurada troll yapacağız. Gerizekalı.
Nereye geldin? Bu maç niye 3 kill aldım ben Allah aşkına? Mantıklı bir açıklaması olan var mı? Harbiden saçma sapan bir maçta 3 kill aldım yani. Troll amaçlı girdiğim bir maçta. Tamam Noid sayesinde aldım ama güzeldi bence. 4 kere falan denk getirdim. Şu en sondaki kısımda da aslında bana gelse çok güzel olurdu. Orada Noid'le fake'ime gelip tek atsam çok daha iyi olabilirdi ama ilk maçtan 3-4 kere yapabilmiş oldum. Çok güzel oldu bence. Heh şöyle puan atın. Benim haritama karışmayın kardeşim ya. Aslında bu build düşük ranklarda çok daha güzel olur. Çok daha yerler ama düşük rank hesaplarımda meçhul olmadığı için aynı zamanda olsa bile bir sürü puan dağıtıp harita, perk falan çıkartmam gerektiği için maalesef yapamıyoruz. Büyük ihtimal Alihopter'de doğdular arkadaşlar. Ben orayı bir dağıtayım tamam mı? Bozalım ne olur ne olmaz. Ejderha pençesini verelim. Sonradan gelir biri oturmak isterse falan. Maçın başını biraz normal oynayalım ki dediğim gibi hani klonların falan bir gelsin. Aha! Oğlum fake taklidi yapsam yiyormuş enayi ya. Belki bir daha gelirler. Şuraya biri gelsin lan. Şşş! Geldi. Bıh! Yıla oturdu. Korkudan yıla oturdu paleti devireceğim diye. Ne yaptın Cheryl'cım ya? Sherry Sherry Lady. Going through emotion. Bu paletin niye devrik olduğunu söylersen ben de sana mantıklı birkaç açıklama yapabilirim diye düşünüyorum. Aha! Lan oğlum. Jhene oturdu tekliyor da. Enayi ya. Hadi bakalım belki yerler. Çok yakınına geldim Jhene'nin. Belki yemezler ama bunlar biraz Jhene canavarı gibi. Yandakini bozuyor şu an. Merhaba. Bu niye bozulmuyor diyor. Ne yaptın? İyi misin? He canım ne yaptın iyi misin? Oğlum çok iyi lan. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum anasını satayım. İki maçtır bayağı yapıyorum he. Şuna bir ışınlanayım hemen. Merhaba. Dediğim gibi biraz da normal oynayayım ki. Yoksa hiç yemezler yani. Tamam şöyle geçtim. Jhene'in yüksek olduğunu biliyorlar. Belki gelirler. Klonun da ayağa kalkması çok güzel oldu. Şu an Kılıçdaroğlu'la Fatih Altaylı'nın bakışması gibi birbirimize bakışıyoruz klonla. Oğlum üstteki can yüksek gelin lan. Yok mu bir kişi şuraya gelecek ya? Ulan sizin var ya. Ulan sizin var ya. Onu atacakmışsın sonra ne olacakmış? Dur şimdi şuna bir... Sağır efektini yükleyeyim paleti de bir kırayım bu bir gitsin. Lan Noed'im kırıldı. Allah da sizi var ya kahru perişan eylesin. Hayvan herifler ya. Şuraya saldım ama gelirler mi yeri bilmiyorum. Diğer kapıya giderler büyük ihtimal de. Onu bozuyor. Peki gel buraya da gel. Gel gel oradan buraya gel. Yok ya. Ön kapıya gitmiyor kimse. Genelde arka kapıya gidiyor. En son burada görüldüm ya. Aha geldi biri. Selamlar hocam. Hangisi gerçek? Hangisi gerçek? Hangisi gerçek? 3 oldu bu maç. İlk maçta da 4 tane falan yapmıştım. Merhabalar. Okey, okey. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Amacımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. 2 kişi kaçtı bile bu deliyle uğraşamam dediler. Lan oğlum salak. Sherry Sherry Lady going through emotion. Listen to your heart. Evet GG güzel. Bu da güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. 3 kere yutturduk taktiğimize. Okey nice güzel maç. Buradaki şanssızlığımız gelmemeleri oldu ya. Hani bak adamlar eğlenmiş korkmuşlar benden. O sansürde tam olarak ne yazdı bilmiyorum ama çok korkunçsun falan gibisinden demeye çalıştı anladığım kadarıyla. Yeni bir maç yeni bir troll. Nerede doğduklarına az çok aşinayız. Biz burada doğduysak kurbanlar da diğer tarafta doğmuş demektir arkadaşlar. Oyunun matematiği basit. Bir tane vururum. Bir tane vururum. Önce bir dediğim gibi normal bir başlayalım arkadaşlar. Lan o nasıl değmedi oğlum? Tamam güzel bu biraz armut gibi anlaşılan. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aynı ilk maçtan ensiye yaptığım. Bunu buraya asıp şu jeneratörü tekmeleyeceğim. Sonra ileri gidiyor gibi yapacağım. Şuraya park edeceğim. Ama buraya klon bırakmaman gerekiyor işte ya. Bu jenin yüksek olduğunu biliyordur bunu yapan. Geri dönecektir diye tahmin ediyorum. Eğer beni görmediyse tabii. Geliyor solda. Oğlum çok güzel lan. Aşırı eğlenceli yemin ediyorum bak. Her seferinde yiyorlar ya bir de. Şuraya klonumu bıraksın tamam mı? Sonra ben şuradan devam edeyim diyecektim ki. Edavung. Aa hala kayıtlara geçmesene mi var senin? Sen ne yapıyorsun orada? Oo çok iyi lan. İyi deydi ya son anda. Tamam bunu salacağız şimdi. O bir haber efektine girdi. Tamam buna belki geri gelir. Sol üstteki can bitecek büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Geldi. Oturuyor. Beni bozmayı denemediyse o zaman korkunçlu karı geliyor. Aa lan eskiden ne korkardım o korkunçlu şeyi bildiniz mi? Ekrana çıkardı ya bir linke bastığınız zaman. Oha ne korkardım ondan. Şimdi şuna hemen gittim tamam mı? Bozdum. Şunu da bozdum. Şöyle kaldım hocam mesela şu an. Hadi bunun yüksek olduğunu biliyorsun. Bunun yüksek olduğunu biliyorsun. Aha alttaki jene oturdu tek yiyor ama ona gidemem. Oğlum buraya klon bırakma ya. Oraya klon bıraktığı için plan iptal arkadaşlar. Okey şöyle geçtim. Geliyor biri karşıdan. Merhaba.
Lan oğlum saatlikle geçtim yanlışlıkla. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu maçta da süper devam ediyoruz. Süper devam ediyoruz arkadaşlar. Üstteki jeni yapmaya devam ediyorlar. Tamam, üstteki jene de bir troll çakacağız şimdi hemen. Ha, gördü bu beni. Enti atış. Aa, kancadaki saldı. Tüh, vallahi bayağı üzüldüm ya. Leon. Yok yok, bu değilim. Bu değilim, bu değilim. Salak. Bu çakal anladı. Yani zaten diğerleri de anladı da. Bu ekstra direkt onu counterlamaya oynuyor gibi yani. Şöyle aynı yere geçtim tekrar. Oğlum bunlar hiç mi anlamayacak lan acaba? Bak bak çakala bak çakala. Sesini duyuyorum ki. Özelliğim bir daha gelsin. Gel buraya düz de düşürürüm de aslında şu an. Lan oğlum nasıl ya? Neyse. Her türlü aldık zaten bunu. Bunlar galiba hiç anlamayacak yani. Yine belki kancadakini aldıktan sonra jen yapmaya falan gelip beni görüp def etmeye çalışabilirler. Şöyle hafif döneyim. Şöyle durmam daha güzel olur. Sağ tarafta görüyoruz. Heal'landılar. Selamlar Leon'cum. Leon ne yaptın vallahi, iyisin inşallah. Kolay gelsin. Bozmayacak mısın beni? Bak bak adam oturmuş canımda. Aa! Dur bak şuna bak. Oğlum Leon var ya, Leon kopartıyor beni ya, Leon var ya. Leon ama sen benim planlarımı da bozuyorsun kanki ara ara. Böyle geliyorsun falan. Leon var ya, beni full bozuyor ya şu an. Ya Leon, of var ya Leon hani şöyle bir build gelirse onu mahvedeyim diye girmiş ya maça resmen. Merhaba. Ya oğlum, anladılar artık yani. Bir zahmet değil mi? Çok iyi atış da, enti. Okey okey, Leon yine smoke yapıp gelmiş. İşsiz herif ya. Yani burada bir yerde saklandığım belli. Nereye gitmiş olabilirsin ki en fazla değil mi? Evet Leon'cum, çok kaşındın. Beni normal chase'e zorladın yani. Nasıl korktu Eda iki tane görünce? Bö! Ama bir şansın yoktu. Başka bir şansın yoktu. Diğerini almayacaksınız mı kancadan? Şöyle geçtim ama bu jene inat eder mi diye. Geliyor. Oğlum bu maç 150 kere falan yaptım galiba da bunu nasıl bulacağız şimdi? Hareketi izle. Biliyorsun bu oyunu Purpocum, Purpocum bu oyunu. İkisine birden vermek için bekledim. Leon sen beni sinir ettin kanki. Seni troll build'imde tanılayacağım. Troll build'imde seni tanılayacağım. Of iyi dodge. İyi dodge ama farkı açamamanı sağladık. Buradaki palet duruyor mu? Duruyor tamam. Güzel. Madem benim trollüme izin vermiyorsun sen. Ne yaptın? Çakallık yapıyor çakallık. Ama işte çok ezber oynuyorsun. Canısı. Okey biz de gelelim. Şu saatten sonra çok trollük bir yanı kalmadı arkadaşlar. Chase'e devam. Tamam Eda da oraya gitti. Peki. Mırıbı. Sağdan atlayacaksın. Hemen gelelim. Zaten kıvrak falan olayları çalışmadığı için. Evet. Eda dedi ki lan seninle mi uğraşacağım it herif. Hatch'i bulsam hatch'in dibinde klon taklı yapacağım da. Gerçi dibinde yapsam anlar da. Evet yani sağdan gelirse belki yetişir. Tam emin değilim. Oğlum oraya klon bırakma işte ya. Başka bir yere geçtim arkadaşlar. Bir yandan da güzel oldu oraya bırakmamız. Hangisi gerçek anlamayacak ama gelecek mi bilmiyorum. Kapılardan birisinde bekliyor olabilir. Lan buraya da klon bıraktık anasını satayım ya. Neyse mecbur kapatacağız, bu gelmeyecek anlaşılan. Kapılar da bir hayli uzak. Bence bu uzaktaki kapıya gitti ya. Herkes ilk olarak gelip yakındaki kapıyı kontrol edeceği için. Gerçi ulan var ya. Aynen. Çok belliydi. Hani direkt uzak kapıda beklemiş anladın mı? Kapatsın da gideyim diye. Sabaha kadar gelmezdi bu adam. Vallahi hani sabaha kadar gelmezdi, o yüzden kapatayım dedim ben de. Yoksa oraya da güzel bir troll çıkabilirdi de. Adamın belliydi yani çok inat edeceği. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Bence güzel videoydu. 3 maçta da çok fazla jumpscare attım. Toplam 10 küsürü atmışımdır. 15 falan atmışımdır herhalde. Söylediğim gibi bu tarz build'leri oynamayı çok seviyorum. İşin garip yanı jeneratörleri salıp troll yapmama rağmen 2 tane maçta 3 kill aldım. Gerçekten sakin kafayla oynayınca bambaşka bir oyun haline geliyor bu oyun. Tam performansını gösterebiliyorsun. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu tarz troll build isteklerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.